Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalın kaşlarımın sırrını paylaşacağım. Ben bir ara bir kuaför kurbanı olmuştum ve kız beni hiç sevmediği için kaşlarımı inceltmişti falan. Ondan sonra Paris'e gittim. Bir süre Paris'te kaldım ve Paris'e Sephora'da aldırıyordum kaşlarımı. İşte oradaki kızlar da böyle hiç o kaşları kalınlaştırmadılar. Bu kaşlar inceldikçe inceldi falan ve sizlere böyle ince bir halini buldum. Öncelikle onu göstereceğim. Ondan sonra da kaşlarımı nasıl kalınlaştırdım, işte kaşlarınızı nasıl kalınlaştırabilirsiniz diye bir video, bir trik vereceğim. İnce kaşlı halim bu. Öncelikle bunu size bir göstereyim. Yani şu kızla şu kız arasında gerçekten bence çok büyük bir fark var. Çünkü burada cidden kaşlarım çok ince. Ciddi ciddi ince yani. Şimdi de kaşlarım kalın. Hatta daha da kalındı. Yani daha da kalınlaşıyor. Yani bu istersem daha da kalınlaştırabilirim. Ama o kadar masum kırmızı gül olmaya gerek yok diye. Artık hani böyleyim, burada bıraktım ve sizlere hemen sırrımı paylaşıyorum, olayı anlatıyorum yani nasıl yaptığımı bunu. Şimdi işte inceldi ve ben buna çok rahatsız olmaya başladım. Kaşlarımı bırakıyorum, hani yani kaşlarımı aldırmıyorum ve gene kalınlaşmamaya başladı. Ben de dedim ki bu olay böyle olmayacak, hadi bakalım başka bir şey deneyelim. Ve şöyle bir şey aldım. Bu bir derma roller. Bendeki ince olanı 0.2 mm. Şu şekilde göstereceğim. Şöyle dönüyor bu. Ve bununla birlikte de şöyle, ben eczaneden alıyorum. Başka nerelerde vardır, nedir, ne değildir bilmediğim bir şey. Evi Kap'ın 200'lük E vitamini kapsülü. Şöyle Murphy kanunu, ters taraftan açtım. Şöyle bundan 2 tane oluyor bu şekilde. İçinde kaç tane varmış? 30 yumuşak kapsül, işte 15 bunda, 15'te diğerinde. Ben diğerini bitirdim. Bu böyle tek kaldı. Bunu açıyorum. Ondan sonra bir tane İşte iğneyle ya da küpeyle bu yumuşak kapsülü deliyorum ve elimin içine döküyorum. Bu kapsülü şöyle bir kenara koyayım. Ondan sonra bu o elimdeyken derma roller'ımla kaşımın üstünden şöyle güzelce geçiyorum. Çok bastırmıyorum. Böyle canımı yakmıyorum. Zaten 0.2 mm en şey olanı. 0.1'i var mı bilmiyorum. Ama ben bunu kullanıyorum. Hani bu işte 0.2, 5, 2.5 bilmem ne diye böyle gidiyor. 1, 2 falan diye. İşte vücut çatlakları için kullanabilirsiniz. Saç çıkarmak için kullanabilirsiniz. Derma roller böyle bir şey. Ben bu ince olanını dudaklarda da kullanılabilirmiş. Ama ben dudakta kullanmıyorum. Ben bunu sadece kaşımda kullanıyorum. Kaşıma sürtüyorum. Diğerine de sürtüyorum. Ve elime sıkmış olduğum o E vitamini kapsülünü güzelce kaşlarıma yediriyorum. Bir kapsül, yani iki kaş için fazla geliyor. Kalan kapsülü de şöyle güzelce elimin üstüne yedirip ondan sonra yatıyorum bu şekilde. Bunu haftada ben tembellik etmezsem, 3 kere tembellik edersem de bir kere mutlaka deniyorum. Daha doğrusu yapıyorum, deniyorum demek yanlış oldu. En az haftada bir kere yapıyorum ve kaşlarım çok güzel kalınlaştı. Ara sıra dökülmeler oluyor. Mesela şöyle yandan ekrana bakacağım, kusura bakmayın. Şuralarda mesela dökülmeler olabiliyor. Ama eskiden mesela benim kaşımın üstü dökülürdü falan. O zamanlar daha kötüydü. Yani o zamanlar benim daha çok canımı sıkıyordu. Çünkü kaşım çok orantısız duruyordu. Haliyle yüzüm de çok orantısız duruyordu. Onu sevmiyorum. Ama şöyle, bu çok ucuz ve bence etkili bir yöntem oldu benim açımdan. Derma roller'da zaten şu an herkesin kullandığı bir şey. İşte yüzünüzde mesela kullanabiliyorsunuz ama sivilceli cilt için önermiyorlar. Onun haricinde işte lekeler için falan kullanabiliyorsunuz. Bunun olayı da hafif bir deformasyon yaratıyorsunuz orada. Ve cilt kendini yenilemek için oraya işte kan hücum ettirmiş oluyor. Ve E vitamini kapsülü de zaten besliyor. Bu E vitamini kapsülünü
Utah'da biliyoruz herhalde. Tam böyle hatırlayamadım hani E vitamininin mevzusu neydi falan diye ama yani cilde falan da faydası var. Kuru ciltlerin E vitaminine ürünler kullandıklarını da biliyorum. Bunu Trendyol'da 17 liraya falan satıyorlar. 17-18 liraya indirimlerde diye biliyorum. E vitamini kapsülü de bilmiyorum ne kadardır. Ben en son aldığımda herhalde bakayım. Hiçbir yerde de fiyatı yazmıyor. Aynen. Yani ama böyle 30 lira falandı diye hatırlıyorum. Olmaya da bilir. Yani 50 liraya kaş çıkarmış oluyorsunuz. Hiç o böyle kaş kınaları, işte kaş dövmeleri bir şeyler yapıyorlar ya. Bence hiç öyle şeylere gerek yok. Bunu böyle işte bir 50 liraya halledebiliyorsunuz yani. Böyle kolay, çok da anlatılacak bir şey olmayan bir videoydu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.